Bu dersimizde Excel'i nasıl başlatabileceğimizi ve Excel'in genel özelliklerini anlatacağız. Excel'i başlatmanın 4 farklı yolu vardır. Bunlardan ilki Windows logolu tuşa basmak, yani Win key tuşuna basmak ve ardından Excel yazmaktır. Enter'a tıkladığımızda Excel başlayacaktır. İkinci bir yöntem, masaüstünde sağa tıklamak, ardından yeni ve Microsoft Excel çalışma sayfasını seçmektir. Bu şekilde yeni bir çalışma kitabı oluşturulacak. Ve bunu çalıştırdığımızda Excel'de başlatılmış olacaktır. En kolay yöntem, masaüstünde bir Excel kısa yolu oluşturmak ve bu kısa yola çift tıklamaktır. Son bir yöntem daha var, çok nadir kullanılır. Win key, R tuşuna basıp çalıştır penceresini açtıktan sonra Excel yazmak ve tamama tıklamaktır. Excel başladıktan sonra karşımıza gelen pencere açılış sayfası olarak adlandırılmaktadır. Bu sayfanın sol alanında giriş, yeni ve aç olmak üzere 3 farklı bağlantı yer almaktadır. Sağ alanda boş çalışma kitabı yer alır. Bu şekilde yeni bir çalışma kitabı oluşturabiliriz. Hemen yanında Excel şablonları yer almaktadır. Diğer şablonlar için diğer şablonlara tıklamamız yeterli. Son kullanılan dosyalar ise burada görebiliriz. Yeni ile yeni bir çalışma kitabı oluşturabiliriz ya da şablonlar kullanabiliriz. Buna daha sonra değineceğiz. Tekrar giriş sayfasına dönüyorum. Aç dedikten sonra bilgisayarımızda kayıtlı herhangi bir dosyayı buradan daha detaylı olarak açabiliriz. En çok kullanılan göz attır. Göz ata tıkladığımızda bilgisayarımızdaki herhangi bir yerdeki çalışma kitabını açabiliriz. Ve ayrıca sol en altta hesap, geri bildirim ve seçenekler alanı yer almaktadır. Seçeneklere tıkladığımızda Excel ile ilgili seçenekleri, ayrıntıları, ayarları görebiliriz. Şimdi boş bir çalışma kitabı açalım ve Excel'in arayüzünü genel olarak inceleyelim. Üst tarafta hızlı erişim araç çubuğu yer almaktadır. Ortada kitabın adı, henüz kaydedilmediği için uzantısı gözükmüyor. Hemen yanında kullanıcı adı, şerit görüntüleme seçenekleri, minimize, maksimize ve kapatma tuşları yer almaktadır. Bir altında menü yer alıyor. Dosya, giriş, ekle ve sayfa düzeni şeklinde gitmektedir. Hemen onun altında da şerit yer almaktadır. Her bir menünün kendisine has bir şeridi vardır ve bu şekilde Excel uygulamaları, Excel özellikleri kullanılabilir. Hemen altında durum çubuğu, düzeltiyorum, formül çubuğu yer almaktadır. Bir altında A, B, C, D olarak giden, alfabetik sıralama ile giden alanlar ise sütun olarak adlandırılır. Sol tarafında ise nümerik olarak aşağı sıralanan alan ise satır numaralarını göstermektedir. Sayfa adları sayfanın en altında yer almaktadır. Düzenle dediği Excel'in şu an hangi modda olduğunu gösteriyor. Sağ alt köşede çalışma kitabı görünümleri yer almaktadır. Bunları da anlatacağız ve hemen yanında yakınlaştır, yani zoom ayarları yer almaktadır. Excel'in genel görünümü bu şekilde. Bir sonraki dersimizde Excel'i yavaş yavaş kullanmaya başlayacağız.